Kanka. Burada arkadaşlar hasıra geldik. Bir de yani tuvalete gitti. Dışarı oturduk ama bayağı güzel. Çok güneşli biliyorsunuz. Kahve içmek istiyordum illa. Ben kahve yeri bulana kadar eve gittim, tuvalete girdim. Bilmem ne, bir de okuldan çıktı. Şimdi çok acıktım Çağlar. Bugün yemek yapmak yok. Sana dürümleyeceğim. Ben de aslında bayağı acıkmıştım sırf o yemek yapacak diye, yani dışarıda yemedim arkadaşlar. Neyse, ben yine kendim evde yapacağım. Çünkü geçen haftalarda biraz galiba stres olmaya ulaştı. Bir de çok ekmekli şeyler yedim hep, dışarıda yiyorum zaten, görüyorsunuz videolarda. Çok midem yanıyor. Ben çok sık ekmek yediğimde midem yanıyor. Dolayısıyla azaltmak için şimdi dürüm olsun, kahvaltılık olsun, tost, most, hiçbir şekilde ekmek içeren hiçbir yemek yemeyeceğim. O yüzden şimdi yediği bekliyorum. Şu iki tane de çay söyledik. Vallahi ama çok güzel ya. Böyle oldu mu Berlin? Aşık oluyorum ya. Şu hava mavi olsun abi. Lan başka hiçbir şey istemiyorum ya. Rüzgar olmasın. Zaten Berlin'de çok yağmur olmuyor. Rüzgar olmasın. Bir de böyle masmavi olsun abi. Bu arada buranın döneri biliyorsunuz meşhur yani. Artık bana hasırı övmeme gerek yok yani. Herkes biliyor zaten. Çok meşhur. Kreuzberg'de var. Schöneberg'de var. Burada Nolli'de var. Galiba bir yerde daha bunların dükkanı var ama her yerde var yani. Berlin'in her köşesinde var. Bir de geldi yorgun. Onu çekmeyeyim hadi. Schatzi, guten Appetit. Sagst du mal hi? Merhaba. Merhaba. Aa, sogar auf Türkisch. Welche Wörter kennst du noch? Oder welche Sätze? Çok güzel. Çok güzel? Was noch? Was noch? Seni çok seviyorum. Ja, das ist richtig. High five. Was noch? Ein paar türkische Sätze lernen. Yok. Yok, çok. Şöyle böyle. Şöyle. Musun noch so machen? Şöyle böyle. Şöyle böyle. Der begrüß dich. O da sana kalp yapıyor karşında. Şey söyleyeceğim baba, hediye mediye şey yapacağız da. Şey neydi torunun ismi? Bebek. Şimdi babama bir tane yürüyüş ayakkabısı aldık. Burada bu filanın çok yumuşak, hafif yürüyüş ayakkabıları var. Daha önce götürmüştüm, bayağı beğendi. Bir tane öyle aldım. Şu ona bakarken Vivi de bir tane spor ayakkabısı buldu bana. Aa baksana dedi, Adidas'larda sadece büyük numaralarda. Herhalde ellerinde kaldı, satamadılar. Benim de ayaklarım çok büyük. 45 ve 46'nın siyah Adidas orijinal, 45'e indirmişler sadece o iki numaranın. Bir dene dedi, hoşuma da gitti, spor ayakkabısı olsun diye onu aldım, sonra gösteririm. Şimdi de işte burada elbiselerin olduğu yere geldik, biraz elbiselik bir şeyler bakıyoruz. Arkadaşlar bugün Tayland yemeğine geldik. Yanımda da Mustafa Kan kim var, kendisi Güney Amerika'daydı. Reis, oradan gelince bir böyle Almanya depresyonu yaşadın mı? Doğruya doğru. Yok kanka, Allah'tan iyi zamanda geldim. Güneş güneş vardı ama Berlin'i de özlemedim değil ya bir aydan sonra. Onun için güzel oldu yani. Valla senin şanslı şeydi. Kışta gittin, kışta geldin ya. Kışın sonunda geldim gibi. Bu havalar bir 5 derece güzeldi. Güneş zaten zamanda geldik ya. Yani. Bir daha gitmeyi düşünüyor musun orası? Seneye inşallah Peru'ya yapacağım gibi bakalım. Planla yapmaya başladım şimdiden. Mustafa'ya dedim beni de al ama vakitler uymadı. Seni inşallah. İnşallah. Bir ara vallahi yapalım, çok isterim. Neyse moruk, soğutmayalım. Sen afiyet olsun. Aynen, ben de öyle. Önce bir yemeğe geçelim buradan arkadaşlar. Halletmem gereken işler vardı. Steglitz tarafından geri dönüyorum şöyle belki. Şimdi burada güzel bir yerde kahve içmek istiyorum. Kahve içmek istiyorum. Çünkü hava çok güzel, güneşli. Ama abi köşeye bir yere oturmak istiyorum. Yok, bizim tuvaletimiz yok. Müşteri tuvaletimiz yok. Ya şimdi bir şeyler içeceğim, zaten tuvalete girmem lazım. Rahat olmayacağı için kendime yer de beğenemedim. O yüzden biraz şimdi daha ilerisine sürüyorum. Hava bugün çok güzel.
böyle beni de görmüş oldun. Bir yandan vergi işlerini halletmeye çalışıyorum. Şimdi yani işte yatırım bir şeyler yapıyoruz da kripto olsun, borsa olsun. Onların önümüzdeki sene neyden ne kadar kar veya zarar yaparsam hani nasıl diyeyim vergisi nasıl olacak onu öğrenmek için Ştoya Berater'e gittim. Vergi danışmanı mı? Mali müşavir mi? Ne deniyor ona ya? Hani sizin vergi işlerinizi yapıyorlar ya Türkiye'de. Şurası da hep full. Aslında bugün birkaç tane boş masa var oturabilirdim. Neyse biraz daha ileri gidelim. Ona gittim işte arkadaşlar. Bilgi sordum falan. Bir saniye kamerayı büyüteyim de daha geniş açıdan çekeyim. Şöyle. Geniş geniş gidelim. İşte ona sordum. Tabii kripto konusunda çok böyle şeylerin bilgisi yok. Kripto olayı biraz yeni ya. Bütün dünyada biliyorsunuz bir ara yasaklanacaktı. Sonra şimdi ETF'ler onaylandı. Dolayısıyla vergi kısmını da çoğu kişi bilmiyor. Ama işte sağlama almakta fayda var yani başta arkadaşlar. Burada şimdi mesela Almanya'da çok arkadaşla tanıştım. Hiç bu kriptoların şeylerin vergi olayını sallamıyorlar, ciddiye almıyorlar. Yarın öbür gün başlarına problem açabilirler yani o dikkatsizliği çevremde çok görüyorum. Aynısı bana olmaması için şimdiden işte bilgi almaya çalışıyorum. Şu kadar kazanç olursa ne olur? Şu kadar maaşın üstüne bu kadar kriptodan kazanç olursa nasıl hesaplanıyor falan filan. Ama dediğim gibi çoğu kişi finans alanında da daha kriptoların nasıl vergilendirildiğini bilmiyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şurada bir yerde güzel bir kafe var. Gerçek İtalyan kahvesi yapıyorlar. Ama onların da tuvaleti yok abi. Zaten yoldayım şimdi. Tuvalete girmem lazım. Neyse önce bir yer seçeyim de ondan sonra anlatmaya devam ederim. İşten çıktım. Şimdi buradan doktora gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim bu Hashimoto tiroid bezleri muhabbeti var ya. Bir tiroid bezlerim benim işte çalışmıyor. Lan bir dakika bizimki mi bu? U2 mi bu? U2 panko. Aa yok öbür tarafa gideceğiz. Neyse bu benim işte tiroidlarda problemim var. O yüzden sürekli böyle 3 ayda bir, 4 ayda bir, 6 ayda bir en geç doktora gözükmem gerekiyor. Kan tahlilleri, kan verdim. O kan tahlilleriyle ilgili görüşme yapacağız şimdi. Bir de bilmiyorum stresten midir nedir? Çok bazen şey oluyor abi, ilk defa oluyor hayatımda. Kepeklenme oluyor. Ama her bütün kafam değil. Mesela atıyorum, örnek veriyorum size. Diyelim bir gün sadece sol tarafta önde oluyor. Bütün kafada yok, sadece şu arka tarafta bir kepeklenme. Sonra o geçiyor. 2-3 gün hiç kepek yok falan. Ondan sonra bir gün yanlarda oluyor, üstlerde hiç yok falan. Böyle bir kafa derimde bir böyle bir rahatsızlık var. Doktora onu da soracağım. Biotin diye bir hap varmış 5 miligrama kadar. Onu söylediler. Ondan sonra birkaç arkadaşa bahsettim onu. Onların böyle daha öncesinde böyle bir saç problemi olmuştu. Dediler erkekler, benim konuştuğum arkadaşlar yani erkekti dediler ki erkeklere uygun değil o. Biraz yan etkileri oluyor erkeklere diye alma dediler. Şimdi neyse doktora gidiyorum onu soracağım. Vallahi bakalım. Ne sonuç çıkacak ondan sonrasını anlatmaya devam ederim. Şimdi Uban gelsin de buradan basalım gidelim. Bu ne lan? Öğlen vakti hiç insan yok. Ya doktordan çıktım. Bana dediler niye geldin? Dedim randevum var. Kan değerlerini konuşacaktık. Hashimoto, tiroid bezi. En az 6 aydır gelmedim doktora. Bilmiyorum arkadaşlar. Burada yeni bir sistem midir nedir ama şey dediler. Sana biz telefonda sesli mesaj bıraktık. Kan değerlerinde hiçbir problem yok. O yüzden biz senin randevunu iptal ettik dediler. Dedim ben hiç telefonla aradığınızı bana mesaj falan bıraktığınızı duymadım.
Ya böyle saçma bir şey oldu. Boşu boşuna kadar dünya yol geldim. Saçımdaki kepekle ilgili dedim illa görüşmek istiyorum doktorla. Hiç benim hayatımda böyle bir şey olmamıştı yani. Öğrenmek istiyorum sebebini falan. Neyse orada başka ikinci bir doktor vardı. Kendi doktorumla da görüşemedim. İkinci doktor birkaç bir şey önerdi bana. Biyotin al. Biyotin al dedi 5 miligramlık. Aa valla dışarı çıktım var ya ne kadar bugün güzeldi. Güp güneşliydi. Şimdi çok iğrenç bir hava oldu. Gıp gri. Neyse 5 miligramlık bana şey biyotin yazdı. Biyotini alacağım. Bir de ne yazdı o ya? Kepeğe iyi gelen birkaç şampuan var. Onu gösterdi. Resmini Google'a girdi gösterdi. İster dedi internetten al ister. Nereden buluyorsan hani ister eczaneden alabilirsin ama internetten daha ucuza geliyor falan dedi. Bakalım onları bir alacağım, deneyeceğim şimdi. Aslında buradan spora geçmek istiyordum. O kadar spor hep şey yaptım, ne denir ona, aksattım. Vivi'yi aradım, dedim geliyorum. Yemek memek bir şeyler yiyelim, çok acıktım. Tamam gel dedi, seni bekliyorum dedi. Şimdi buradan kendi evime gidip eşyaları alacaktım. Vergi mergi işlerini halletmem için gereken kağıtları fotokopi çekmem lazım. Çünkü onları işte sonra maliye diye vermek için hazırlamam gerekiyor. Neyse eve gitmeyeceğim. Şimdi buradan direkt Vivi'ye gideceğim. Böyle yani. Hiç detay, kendi doktorumu bile göremedim yani. Oğlum Almanya'da sağlık sistemi resmen bitmiş lan. Vallahi billahi. Şey dedi kadın, ikinci doktor. Seni dedi şimdi dermatolojiye yönlendirsek dedi sana 6 aydan önce randevu da vermezler dedi. E dedim ne yapacağım? Şey dedi en iyisi dedi. Şey dedim ona ben. Hafta dedim ben Türkiye'ye gideceğim. Aa dedi Türkiye'ye gidiyorsan orada dedi çok hızlı hani randevu bulursun. Hazır dedi Türkiye'ye gitmişken şey yap. Türkiye'ye dedi ne dedi o ya? Bir şey terapisi dedi. Mezafom terapisi mi dedi? Neydi? Böyle saç kökleri için vitamin mi basıyorlarmış? Ne yapıyorlarmış? Onu önerdi. Onu yap dedi. Bir dedi orada Türkiye'de doktorlardan gözük. Kendini göster. Teşhis konusu dedi. Özel bir ilaçsa biz buradan özelden zaten yazabiliyoruz reçetesini dedi. Eğer dedi olmazsa buraya dönüşte artık dermatolojiden bir şey alırsın dedi. Randevuyu alırsın dedi. Yani demek ciddi bir şey olsa 6 ay. En az 6 ay. Ha bir de şey söyledi bana. Saçlarını dedi kurut öyle topla dedi. Eğer ıslak ıslak topluyorsan dedi kökleri saçlarının nefes alamıyor olabilir dedi. O ilginç geldi bakalım biraz da kurtarak geleceğim. Şurada yavaştan kapatayım zaten çok inanılmaz rüzgar var.